Fülini Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda değişik bir lezzet yapacağım. Bahçemde yetişen asmaların altlarından çıkan kısımlarını kopardım. Bunlardan Çorumlu komşumdan öğrendiğim Çorum yırtması yemeğini yapacağım. Şöyle bu filiz kısımlarını koparacağız. Yapraklarını şöyle alacağız ve bunları şöyle yırtacağız. Çorum yırtmasının özelliği yaprakların elle böyle parçalanması, yırtılması. Özellikle şu filiz kısım tazecik olduğu için bu şekilde yırtmadan koparıyoruz. Yapraklarını da böyle alıyoruz ve yırtıyoruz. Bu şekilde bütün yaprakları yırtarak hazırlayacağım. Daha sonra pişirme malzemeleriyle beraber yemeğini yapacağız. Çorum yırtma yemeğini. Şimdi ben ayıklamaya devam ediyorum. Bu şekilde bahçeden toplanan asmalarla olacağı gibi pazardan alınan yapraklarla da böyle küçük yapraklarla yırtarak çorum yırtması yapılabilir. Üzüm yapraklarını böyle elimle yırttım. Hazırladım. Şimdi lavabonun önünde bolca yıkayacağım. Önce karbonatlı su, daha sonra da sirkeli suda bekletip yemek yapma aşamasına geçeceğim. Üzüm yapraklarını suyun içerisinde bolca yıkayacağım. Toz, toprak ne varsa hepsi gidecek. Genelde yeşillikleri yıkarken bu şekilde yıkıyorum. Şöyle karbonatla bekletiyorum. Daha sonra bunu süzdürüp yıkayıp sirkede bekletiyorum. Marul, maydanoz, soğan, ıspanak, yani tüm yeşillikleri bu şekilde yıkayabilirsiniz. İyice yıkadığım, karbonatta ve ayrıca sirkeli suda beklettiğim asma üzüm yapraklarım hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Çorumlu komşum Birsel teyzemin tarifiyle yapıyorum. Zeytinyağı kullanacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Bir soğan doğradım kare. Bir de biber doğradım içerisine. Şöyle bir büyük boy domates ve şöyle yarım kaşık domates salçası kullanacağım. Ve bir bardak bulgur. Bulgur yerine yarma bulgur da kullanılabilir. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Ocağı açtım. Şöyle servis kaşığıyla 1,5 kaşık, yemek kaşığıyla 3 kaşık zeytinyağı ilave ettim. İçerisine biber ve soğan karışımını koyuyorum. Biraz kavrulacak. Soğanla biber biraz kavruldu. Şimdi salçayla domates salçasını ilave ediyorum. Biraz kavrulunca asma uçlarını, yapraklarını ilave edip ıspanak yemeği gibi pişireceğim. Şimdi içerisine asma yapraklarını, uç filizlerini hepsini boşaltıyorum.
Şimdi biraz inmesini bekleyeceğim. Ara ara karıştıracağım. Kapağını kapatıyorum. Asma yapraklarımız bir 10 dakika böyle kısık ateşte kavruldu. Şimdi bunun içerisine bulgur ilave edeceğim. İstenirse yarma da ilave edilebilir. Bir miktar tuz koyacağım. İsteğe göre. Ve üzerine sıcak su. Çok koyu pilav gibi değil. Biraz suluca, ıspanak yemeği gibi pişecek. Suyunu ayarlıyoruz. Üzerini örtecek kadar su ilave ettim. Şimdi kapatıyorum. Kaynayınca bakın pilavın, bulgurun çekme durumuna göre su ilavesi yapabilirim. Yırtma yemeğimiz 10 dakikadır bulguruyla beraber, suyuyla beraber pişiyor. Bu su bana biraz az geldi. Üzerine biraz daha su ilave edeceğim. Ve yapraklar yumuşayıncaya kadar pişmeye devam edecek. Şöyle göstereyim su miktarını. 1,5 litre kadar su koydum. Bunu da çekip yumuşadığında pişmiş olacak. Çorum usulü yırtma yemeğimiz yarım saatte pişti. Sanki evde zeytinyağlı sarma, dolma pişmiş gibi bir koku yayıldı, enfes bir şekilde. Şimdi bunu sunum tabağına alacağım. Yerken de üzerine sarımsaklı yoğurt ilavesiyle servis yapılacak. Çorum usulü yırtma yemeğimiz Birsen teyzenin tarifiyle pişti, hazır, enfes kokusu var. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Ve sunuma hazır hale getiriyorum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.